Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Dünyada özellikle Avrupa'da enerji arz güvenliğinin önem kazandığı bu günlerde BOTAŞ, enerji atılımlarına bir yenisini ekledi. BOTAŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi unvanına sahip Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasite artış çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hizmete açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir. Amacımız ülkemizi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin 7 uluslararası doğalgaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisiyle enerjide merkez ülke olma hedefini gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk ve en büyük doğalgaz depolama tesisinin bugün tam kapasite devreye alınacağını ifade eden Dönmez, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü. Genişletme çalışmalarının ardından 4,6 milyar metreküp kapasiteye ulaşan tesisimiz, Türkiye'nin yoğun kış günlerindeki günlük gaz ihtiyacının %25'ini tek başına karşılayabilecek durumda. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki konutlarımızın bir yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesislerinde yaptığı 2022 değerlendirme toplantısında Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megawattın üzerine çıkarak 103 bin megawatta ulaştığını belirtti. Yenilenebilir enerji açısından baktığımızda Avrupa'da 5. sıradayız. Dünyada 12. sıradayız diyen Dönmez, sadece bu yıl işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinin %94'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos'ta aralarında genel yayın yönetmenimiz Emin Kaya'nın da olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelerek 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2023 yılına ilişkin hedefleri paylaştı. Arama üretimden doğalgaz ve elektriğe, enerji fiyatlarından Türkiye'nin bir doğalgaz ticaret merkezi olmasına ilişkin birbirinden önemli açıklamalar yapan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Doğu Akdeniz gazının pazarlara en ekonomik, en hızlı şekilde gidebileceği en iyi rotanın Türkiye olduğunu, ayrıca kısa vadede doğalgaz ve elektrikte fiyat artışının olmayacağını söyledi. Petrol, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2022 yılı faaliyetleri için 2023'te ödemekle yükümlü olduğu ve 2023'te uygulanacak katılma payı oranları açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, ilgili kanun uyarınca doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2023 yılında ödemekle yükümlü oldukları 2022 yılı katılma payına ilişkin oran, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin düzenleyecekleri gelir tablolarında yer alan safi satış hasılatı tutarının %0,05'i yani 10.000'de 5, bu piyasada faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin 2023'te ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oransa 2022 faaliyetleri için 0 olarak belirlendi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Avrupa'nın doğalgazdaki tavan fiyat uygulamasının siyasi bir karar olduğunu belirterek karara tepki gösterdi. Avrupa Birliği ülkeleri 2022'de güneş enerjisine yatırımları hızlandırarak toplam 41,4 gigawatt saatlik yeni güneş enerjisi üretim kapasitesi kurulumu gerçekleştirdi. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun üyesi olduğu Brüksel merkezli Solar Power Europe Birliği, Avrupa'da güneş enerjisi pazar görünümüne ilişkin raporunu yayımladı. Yeni gelişmelerle haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.